Kızım seni çok özledim. İyi dön gel, aramızda hiçbir problem yok. Seni unutmuyorum hiç. Benim 40 doğumlu kız kardeşim vardı. Benim neydi ismi de. Ben onu doğduğu zaman o ismi verdi bana, bunu tanıyorum. Benim kızımda bir problemim de yoktu. Bir de orada bir... Kayıp olduğunu söylüyorsun. Nerede, nasıl oldu? Bir anlatabilir misin? Almanya'da okuldan şey yaptılar, götürdüler. Kaç yılında oldu? 93 yılında oldu. 3. ayın 23'ünde. Kim götürdü? Oranın Yugun diye şey örgütleri. Yani onlar İşte bu aile Alman... programı bakanlığı yapan. Kim bu örgütler? Örgüt şeye işte Almanya'nın şeyi yani çocukları koruma şeyi. Hani siz baskı yapıyorsunuz, başörtü örtüyorsunuz bilmem ne, öyle bir şeyler söylediler. Evet. Biz başvuru yaptık, polise gittik. Polis dedi kızınız emniyetli yerde. Jugendamt diye bir yer orası. Evet. Hani Almanya'nın şeyi, burada yurt diyorlar galiba. Evet. Orada kızınız. Sonra bir başvuru yaptık, ulaşamadık. Başka telefonlar şey falan verdiler. Bir hafta içinde ulaştık. Ama kızınız diyor gelmek istedi. Onun için biz aldık. Okuldan aldılar yani kızı. Kaç yaşındaydı kızınız? 17'yi doldurma 50 gün vardı. 16 yaşında sayılır. Şimdi kaç yaşında? 45. 76 doğumlu. Kaç yıldır arıyorsunuz kızınızı, ulaşamıyorsunuz? Ulaşamıyoruz, 28 yıldır. Peki ne olacak peki? Bilmiyoruz ne olacak. Araştırıyoruz işte. Buradan kızım, Türkiye'den bakanlıktan araştırdık. Dışişleri. Ondan sonra araştırdılar. Bize ministerden telefon geldi. Son kızınız hangi adreste oturuyordu dedi. Evet. Biz dedik bilmiyoruz ki. Biz bilsek kendimiz yani arar buluruz. Abileri vardı dedik şeyde Almanya'da. 6 kardeşler. Evet. Ondan sonra minister öyle bizi 2 sefer aradı. Minister konsolosluğu. Hı. İşte biz araştırma yapıyoruz dedi. Hı. Takip ediyoruz dedi. 3 sene geçti hala bir haber yok. 3 sene evvelsi buradan başvuru yaptıydık Ankara'dan. Siz tam olarak kaç yılda beri kızınıza ulaşmaya çalışıyorsunuz? Tam 28 sene oldu. 3. aydan beri peşindeyiz. Birkaç kere görüşme yaptık. Peki Dışişleri Bakanlığı'na müracaat ettiniz mi burada? Yaptık. Temin gösterdim ya kağıtta yazıyor. İşte bir sonuç olmadı. İşte 2 sefer telefon geldi yurt dışında. Onlar güya biz araştıracağız dediler. Daha henüz bir şey yapmadılar. Yani, üzülüyorsunuz tabii siz annesiniz. Anneyiz, üzülüyoruz. Ya, nasıl? Babası da ben de üzülüyoruz ama yapacak bir şey yok. Kız 45 yaşına geldi. O zaman o 17 yaşında yoktu. Şimdi 45'e geldi. Gene de kurtarmaya çalışıyoruz işte. Ne yapalım? Annesiz babasız nasıl duruyor orada diye. Üzülüyoruz. Bir çare yok. Alman vatandaşlığına geçmiş 94'te. 18 olunca. Alman vatandaşlığına geçmiş. Şey mesela Demirel'le Tansu Çiller imza atmışlar. O resmi gazetede okuduk. O bize sormadan nasıl karar verdiler? Yani anne babaya sorulur. Bu doğru mu, doğru değil mi? Bir şey sormadan şey yaptılar yani. Alman vatandaşlığını almışlar. Bizim de sonradan haberimiz oldu yani. Kızımızı istiyoruz. İllaki bir yerden bize bir yardım gelsin. Kızımızı
Ya ölmeden kızımızı döndürebilirim. Ne halde? Öldü mü? Yaşıyor mu? Evlendi mi? Hiçbir şey haberimiz yok. 28 yıl geçti. Sonra Nurettin Bey bunlara bir ilaç içiriyorlar. Sakin. İnsan çok şeyler var da insanın aklına gelmiyor birden. Üzülüyorsun değil mi sen? Çok şimdi? Üzülüyoruz. Üzülmeyiz miyiz? Özledim o zaman mi çok? Özledik hem nasıl. Şey mesela 5 sene biz bunu gece gündüz takip ettik. Takip ettik. Gördüğümüz yerler oldu, göremediğimiz yerler oldu. Konuşamadınız mı? Konuştuk. Birkaç kere konuştuk. Randevu yaptık. Ne diyor kız? Kız diyor yani bir daha size gelirsem, bir daha gelmek istersen buraya almazlarmış beni diyor buraya. Görevliler işte. Oranın görevlileri. Onlar karışıyor çocuklara ya, anne babadan. Yani şimdi kızına dersin yüzmeye göndermiyorum. Ya da başını kapatsın. Kız kendisi yapıyor mu? Ben kendiliğimden bağlıyorum başörtüyü desin. Bir şey yok ama derse annem babam öyle istiyor yapıyor mu? Baskı sayılıyor. Baskı mı yapıyordunuz? Baskı yapmıyorduk ama gece, onlar öyle düşünüyor. Gece hayatı yapamıyormuş, diskoteye gidemiyormuş. İşte serbestlik. Arkadaşlar bunun kafasını çevirdi. Hani kız arkadaşları okuldan. Yani onlar serbest istediği yerde geziyor. Bizimkiler de çıkamaz dışarıya. Yani evet. Öyleydi. Gece vakti çıkar mısın kızını sen? Oğlanları bile çıkartmıyorsun mesela dışarılara. Şey, diskotek hayatına, dış hayatlara alışmasın diye. Bunu Jugendamt, Almanca Jugendamt deniyor. Bizim burada Sosyal Politikalar Bakanlığı gibi. Oranın yani şubesi. Oraya polisler arkadaşları söylemiş. Böyle böyle kız var. Başörtüsü ötürüyorlar, dövüyorlar, bilmem ne yapıyorlar, baskı yapıyorlar, gece hayatları yaşatmıyorlar. Evet. Eş tutturmuyorlar, bir şey yapmıyorlar. O şekilde buna demiş sahip çıkalım. Polis çağırıyorlar, bir de o kadını çağırıyorlar. Alalım kızımız oraya gidiyor. Hain bu da gibi yer işte, hain gibi. Ortaokulu bizim köyümüzde okudu. 92'de. Liseye, başka köy, komşu köyde başladıydı. 3. ay mıydı? 3. ayın 23'üne kadar karı bunu okuldan almış, gezdirmiş. Kadın kim? Bu görevli şey işte, Sosyal Politikalar Bakanlığı'nda bir görevli. Kadının ismini söylesene. Göstermediler mi size peki hiç bunu? Hayır, o zamanlar hiçbir şey yok, yasak. Aradığım için polisler bile buralarda dolaşmayın diyor, atarız içeri. Bir kere de kelepçe de vurdular elime. Niye ellerim acıdı. Neye kızım ağrıyormuşum diye. Duyduk bir yer. Takip ediyormuşum diye. Gezinirken. Sonra? Sonra kızımızı ikide bir de görüyoruz yollarda, güya orada gizli evlerde. Yani bunlar Hitler, nasıl diyeyim? Kasernesi gibi. Kasernede. Hitler ne? Hitler o. Harp yapan adam var ya. Kışlaları. Hitler kışlaları. Oralara saklıyorlar. Oralarda barındırıyorlar. Yani oralara girmek yasak. Kimse giremez. Herhangi bir oranın yerlisi görürse bir yabancı hemen polise söylüyor. Burada bir yabancı dolaşıyor diye. Hemen polisler, köpekli polisler arabayla geliyor, alıp götürüyor. Birkaç zaman beni yakalayamamışlardı da ağaçların arkasına saklanırken yakalayamadılar. En sonunda dediler kimlik kontrolü, pasaport kontrolü. Yakaladılar beni, üzerimi alt setler, 2-3 kişi bir de bayan tuttular. Ondan sonra soktular arabaya, kimliğimi de aldılar. Pasaportu evimde haliyle. Sonra götürdüler beni klinik diye bir yere götürdüler. Tımarhaneymiş. 9 gün orada hapis ettiler. Klinik orada hastane diye şey yaptılar. Üzüntüden bu hale geldim. Dişlerim döküldü. Dişlerim döküldü. Zaten ilk akşamdan dişlerim döküldü, dişlerim çektirdi. Suatımdan oldum, işimden oldum, çocuklarımdan oldum. 10 sene sonra böyle kaldık. Bu 10 sene içinde bir kere görüştürdüler bana. 5 dakika oldu olmadı görüştürdük öyle. Kızımla evet, konuşurken sen karşı karşıya. Bunu da korumasıyla beraber o kadın soruyor. Niye ağrıyorsun kızını? Ben de söyledim. Kızım olduğu için dedim. Bir şeyler rica edeceğim. Sonra söyledim. Kızım dedim. Yani babanda dövme sövme bir şey yok biliyorsun dedim. Senin de bir kız olduğu için çok seviyorum. Eve davet ediyorum. Eve gel dedim. Hani üniversiteyi okun, evlen ne yaparsan yap dedim. Harçlığını da vereceğim, her şeyini yapacağım. Hiç bir problem yok aramızda. Gel, korkma, kimseden korkma. Yani bu dedim senin ergenlik çağın olduğu için
Seni dedim zaten bile bile affederim ben. Bu şeyde ben de geçirdim bu gençliği. Bir ben sorun de... oldu mu aranızda? Buyur. Bir sorun oldu mu? Hiçbir sorun yok. Öyle derken daha 5 dakika geçmedi. Sus 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 dedi sen o karı. Görevli. O karı ismini de unutmadın değil mi? Evas. Doris Evas. Doris Evas. Ondan sonra kızıma sordu. Ne diyor babam dedi. Babam dedi eve rica ediyor. Çağırıyor. Uuu dedi bu baskı olur dedi. Bu yasak sayılır dedi. Bir daha görüştürmedi beni. Evet. 17'yi doldurma, bitirmemişti. Evet. Aldılar. Ondan sonra 18'e gelince de işte bu resmi gazeteyi Demirel'e talep edip resmi gazetede bunları da yayınlanmış. Benim haberim yok. Ondan sonra Alman vatandaşına geçmiş. Kimseden bir şey göremiyorum. Hatta bir de Türk Danış diye bir şey vardı bizde. Orada bir Hülya bir hanım vardı. Gene onların tarafından çalışan. O bir iki sefer görüştürmek istedi. Ne bileyim. O da muvaffak olamadı da. Peki birkaç herhangi bir dava bir şey açtınız mı Türkiye'de? Ne yaptınız? Orada mahkeme açmak istedim. Hiçbir avukat kabul etmedi. Almanya'da. Türkiye'de? Kızınız olarak burada açmadım. Buraya geldiği 18 sene oldu zaten. Yani Türk avukatlarına söylüyor. Katiyen diyor kabul edemez. Yani yükün tam da olunca diyor problem. Öyle bir şey dedi yapamayız. Yasak. Peki ne olacak şimdi sizin öz kızınız? Öz kızımız işte öyle merakla bekliyoruz. Şimdi benim de zaten 83 yaşını bitirdim. Burada bir ayağım çukurda yani deyim böyle bir şey olarak. Kızımızı da göreyim de miras dağıtım bir şey falan da olursa bir problem çıkmasın bir şey olmasın da. Evet. Kızımı da göreyim ona da bir daire yapayım vereyim diye. Yapayım. Bir de emekçisini burada yapayım da otursun. Keşke yani gelsin. Gözümde biraz göreyim kızımı. Çok zor bir bütün hasretlik giderilsin. Evet. Kızım seni çok özledim. İyi dön gör. Aramızda hiçbir problem yok. Seni unutmuyorum hiç. Ağlama. Duygulanıyor böyle çok. Ben onu yine şey yapıyorum. Benim 40 doğumlu kız kardeşim vardı. Memnun neydi ismi de. Ben onu doğduğu zaman o ismi verdi bana bunu tanıyorum. Benim kızımla bir problemim de yoktu. Bir de orada bir İranlı bir doktorumuz var, dev doktorumuz. Ondan babası dövmüş diye rapor almışlar, elinde bir morluk bir şey göstermişler. Onu da duyduktan sonra gittim İranlı doktora. Dedim sen ne yaptın? Beni dedi, şey yap, karıştırma bu işin içine dedi, kaçtı gitti. Dedim sen nasıl rapor verirsin ya, ben bunu dövmedim, sövmedim. Her neyse, bir de rapor almışlar. Kızımıza sorunca diyor ki, mahkeme öyle yapmasaydım oraya gidemezdim. Mahkemeye verilmiş, tek taraflı olarak benim hiçbir şeyden haberim yok. Hakim de karar almış, kızı oraya vermiş. Bir tek evden pasaport. Ondan sonra hakimi gördüm ben. Birkaç zaman sonra hakimi gördüm. Kızım. Memnune kızım. Hiçbir problem yok aramızda. Onu özledik sizi. Gel. Senin burada hayatın her türlü garantisi olacak. Çok özledik seni Memnune. Dön gel kızım ne olursun. Ne olursun seni bir görelim ölmeden. Ben ya benim ağlamadığım zaman yok. Ben o Müge programları gördüğüm zaman keşke birisi de bana yardım etse de böyle. Şu kızımla yani aramızı bulsa da getirseler kızım buraya. Dünyalar benim olacak. Keşke öyle bir şey olsun. İnşallah. İnşallah. Yani sizden de rica ediyorum. Varsa orada sivil kuruluşlarınız, kuruluşlarınız varsa onların aracılığına çünkü... Bu Almanca'da konuştuğu için... Evet. Herkes onunla konuşmuyor, muhakkak Türkler de konuşuyorlar. Bunu tanıyanlarla bir şey bulursa da yakınlaşma. Evet. Kızım buraya gelse de kızıma kavuşsam.